Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi Mi A3'ün kamera özelliklerine göz atıyoruz. Bakalım Xiaomi Mi A3'ün kamerası bizlere neler sunuyor? Hep beraber izleyelim. Günlerde Teknoloji Oku Test Merkezi'ne gelen Xiaomi Mi A3'ü kutusundan çıkarmıştık. O videoyu izlemek isterseniz şimdi yukarıdan bir link koyacağım, kutu koyacağım. O kutudan hemen tıklayarak videomuzu izleyebilirsiniz. En azından kutu içeriğine ve genel özelliklerine hakim olmuş olursunuz o videoyu izledikten sonra. Bu videoda ise sizlere Xiaomi Mi A3'ün kamera özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz Mi A3 özellikle uygun fiyatlı 2000 TL bandında ilk duyurulunda çıktığı bir fiyatı vardı. Şimdi ise hani 1600-1700 liradan başlayan bir fiyattan satın alınabiliyor. Uygun fiyatta bir cep telefonu. Google'ın Android One platformunda bir üyesi aynı zamanda. Bu da şu anlama geliyor. Saf bir Android deneyimi sunduğu anlamına geliyor ve ayrıca en yeni güncellemeleri de belli bir süre içinde olmak kaydıyla bu telefonda bulabileceğimizi belirtelim. Şimdi telefonun kamera özelliklerine bir bakacak olursak karşımıza arka yüzünde üçlü, ön tarafta ise tekli bir kamera bizleri karşılıyor. Yani toplamda 4 adet kameramız mevcut. Şimdi gelin bu 4 kameranın teknik özelliklerine birlikte göz atalım. Xiaomi Mi A3'ün ana kamerası üçlü bir modülden oluşuyor. Birinci kameramız 48 megapiksellik ve f1.8 diyaframlı kamera ki Sony IMX 586 sensör kullanıyor. Sensör boyutumuz 1/2 inç. Piksel boyutumuz ise 0.8 nm. İkinci kameramız ultra geniş açı olarak kullanılan 8 megapiksellik kamera. Onun diyafram açıklığı ise f2.2 ve 13 mm odak uzaklığı sunan bir kamera bu. 1/4 inçlik bir sensör boyutumuz var ve 1.12 nm piksel boyutumuzun olduğunu da söyleyelim. Bu kameranın görüş açısı ise 118 derece. Yani oldukça geniş bir açı sunuyor. Ana kamera modülünü oluşturan son kamera ise 2 megapiksellik f2.4'lük alan derinliği kamerası. Bu üçlü kameramız bize video modunda 4K 30fps video kayıt özelliği sunarken, tabii maksimum çözünürlükten bahsediyorum, 1080p'de de 30-60 ve 120fps çözünürlük sunduğunu söyleyelim. Ön tarafa gelecek olsak bizleri 32 megapiksellik damla çentikli bir ön kamera karşılıyor. Bu kameranın diyafram açıklığı f2.0 iken piksel boyutu ise 0.8 nm. Kameranın görüş açısı ise 79 derece ve video modunda 1080p dediğimiz yani 1920x1080 piksel çözünürlüğünde 30fps video kayıt yapabiliyor ön kamera. Evet, bu teknik özelliklere baktıktan sonra ki arka tarafta bir geniş açı, bir ana kamera, bir de alan derinliği kamerası olmak üzere 3 kamera bizleri karşılıyor. Belki bir telefoto olsaydı alan derinliği yerine belki daha mantıklı olabilir miydi bilmiyorum. Çünkü alan derinliği dijitalde yapılabiliyor. Ama Xiaomi böyle bir teknolojiyi kullanmayı uygun görmemiş. Tabii ki vardır mutlaka bir sebebi. Şimdi kamera menüsüne bakacak olsak bizlere aslında her zaman olduğu gibi Xiaomi'den alışkanlık olan bir kamera ana menüsü bizi karşılıyor. İlk açıldığında karşımıza foto yani fotoğraf tarafı geliyor. Burada odak uzaklığını ayarlayabildiğimiz üçlü bir menü de geliyor. Yani 1x, 0.6x, 1x ve aynı zamanda 2x'i de yani zoom'da girebildiğimiz bir seçenek bulunuyor. Tüm telefoto olmamasına rağmen zoom giriliyor olması aslında muhtemelen bir kroplamadan bahsediyor olabiliriz diye düşündürüyor beni ister istemez. Şimdi fotoğraf modunda hemen menülere bir bakalım. LED lambayı açıp kapatabildiğimiz bir menü bizi karşılıyor. HDR'yi kapattığımız veya açtığımız bir menü karşılıyor ki burada otomatik ya da on ya da off yapabiliyoruz HDR'mizi. Yapay zekayı açıp kapatabildiğimiz bir bölümümüz mevcut. Aynı zamanda belli işte efektleri de verebiliyoruz. Bu ana kamerada bir güzellik tarafımız var. Güzellik tarafında bir slider bizi karşılıyor. Hani maksimum ve minimum olarak oynayabiliyoruz. Filters tarafında da normal, vivid, film, amor, işte latte, sun, cookie, calm, soda,
işte Gourmet, Glow, Berries, Black and White yani siyah beyaz ve Fade olmak üzere çeşitli efektler bizleri karşılıyor. Bunları da kullanabiliyorsunuz veya kullanmak zorunda değilsiniz, kapatabilirsiniz. Ayarlar tarafında ise farklı seçenekler de var. Mesela işte ayarlara girebiliyoruz. Burada kamera çerçevesini ayarlayabildiğimiz bir bölümümüz var. Mesela burada full diyoruz. İşte kamera frame diyoruz veya belli bir açıda diyebiliyoruz. 9'a 16 vesaire diyebiliyoruz. Zamanlayıcı buradan açabiliyoruz. Ve 48 megapiksel çözünürlük menüsünde yine bu üst menüye tıkladığımız zaman yani standart olarak girdiğinizde 48 megapiksel çekemiyorsunuz fotoğrafları. Bunu belirtelim. Zaten Sony'nin bu sensöründe genelde böyle oluyor. Ama bazı Xiaomi modellerinde bunu menüye de koymuşlardı. Yani çekim modlarının arasında da 48 megapiksel vardı. Bu benim hoşuma gidiyordu. Çünkü böyle aramak zorunda kalmıyorsunuz. Ama normalde 48 megapiksel çekmiyor. Tabi biliyorsunuz bu sensör birçok, özellikle Xiaomi'nin çok kullandığı bir sensör. Sony'nin IMX586 sensörü. Normalde 12 megapiksel fotoğraf çekiyor. Zaten siz eğer bu 48 megapikseli seçmezseniz 12 megapiksel çekim yapıyor. Bunu seçtiğiniz zaman da 48 çekiyor ama 4 ile çarpıyor. Bir piksel yani sensör seviyesinde bir piksel yükseltme olayından bahsedebiliriz biz burada. Tabii ki gerçek 48 megapiksel gibi değil ama teknik olarak baktığımızda da normalde hani 12'yi 4 ile çarptığımız kadar elde ettiğimizde bir hani Photoshop'ta yapmış gibi değil ama gerçek 48 megapiksel kadar da kaliteli olmadığını söyleyelim. İkisinin arasında bir kalite sunuyor. Zaten 3 aşağı 5 yukarı bu sensörü kullanan bütün cihazlarda benzer bir kalite bizi karşılamış oluyor. Portre moduna bir geçelim isterseniz. Portre modunda bir alan derinliği efekti var bizi karşılıyor. Burada diyafram değerini değiştirebiliyoruz. F16'ya veya F1'e 1.0'a kadar ayarlayabildiğimiz. 1.0'ı indirdiğimizde yani diyaframı açtığımızda alan derinliği azalırken tam tersi durumda diyaframı kıstığımızda da alan derini artıyor. Böyle bir seçenek koymuşlar buraya. Aynı zamanda yine bir güzellik filtreleri, güzellik ve çeşitli filtreler de yine burada da portre modunda da kullanabiliyorsunuz. Şimdi hemen yandaki modda bir gece modumuz mevcut. Gece modumuzda sonuçları fena değil. Biraz sonra ben örnekleri de göstereceğim. Fena değil ama hani böyle kaliteli bir kameranın sunduğu kadar da iyi değil ama kötü de değil. Yani vasatın biraz üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Daha iyisini bekler miydim? Evet beklerdim ama hani telefonun fiyatının vesairesine bakınca çok da zorlamamak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa biraz pahalı bir telefon olsaydı beğenmediğimi söyleyecektim ama hani telefon ucuz bir telefon olduğu için gece modu da bu fiyatına göre makul olduğunu söyleyebilirim. Panorama modumuz var. Zaten biliyorsunuz panorama fotoğraf çekme standart bir özellik artık neredeyse. Pro modumuz var. Burada da işte diyafram, ISO, lensi seçebileceğiniz bir bölüm gibi birçok ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Yine burada da 48 megapiksel seçeneğimiz mevcut. Bunu seçtiğimizde 48 megapiksel çekmeye başlıyoruz. Diğer taraftaki fotoğraflara baktığımızda ise video modu bizi karşılıyor. Video modunda şunu söyleyeyim, örneklerde de göstereceğim ama istediğiniz kamerayı seçebiliyorsunuz. Fakat çekim öncesinde seçmeniz gerekiyor. Bazı modellerde olduğu gibi çekim sırasında kameraları değiştiremiyorsunuz. Yani geniş açıyı alayım, tekrar telefotoya geçeyim falan yapamıyorsunuz. Bir kere seçtikten sonra kameranızı, hangi kamerayı kullanacağınızı o kameraya devam ediyorsunuz. Bir dijital zoom var videoda ama çok başarılı değil. Az önce söylediğim gibi 4K 30 FPS çekebiliyor. Fakat titreşim engelleme özelliği olmadığı için özellikle hareket halindeyken çektiğiniz videolarda ciddi bir titreme oluyor. Bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. Mümkünse çok hareket ederken çekmemeye çalışın video. Çekiyorsanız da çok hızlı hareket etmeden çekmeye çalışmanızı şiddetle öneriyorum. Bir de short video özelliği var. Bu short video özelliğinde biliyorsunuz daha önceki Xiaomi modellerinde de vardı. 15 saniyelik video çekiyor. Bu aslında muhtemelen Instagram için geliştirilmiş bir mod. 15 saniyelik mod çekiyor. Özellikler vesaire olarak baktığımızda normal videoda aynı özellikler var. Sadece süresi kısıtlandırılmış bir durumdan söz konusu edebiliriz, sözümüzü konuşabiliriz. Bir de short video modunda işte belli efektleri de verebiliyorsunuz. Yine az önce bahsettiğim gibi işte bu siyah beyazlı şuydu buydu gibi efektleri de yine kısa video modunda verebiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Ön kameraya gelecek olursak ön tarafta bizlere yine güzel bir kamera menüsü karşılıyor. Yine foto modumuz var. İşte HDR var. Burada da flash, işte auto on gibi özellikleri açıp kapatabiliyorsunuz. Yapay zeka yine ön kamerada da kullanabiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Video modunda full HD çektiğimizi söylemiştik. Short video yine ön kamerada da var. Aynı şekilde kullanıyorsunuz. Aynı kamerada olduğu gibi.
Portre modumuz var. Portre modu dijital olarak yapıyor tabii burada tek bir kamera olduğu için. Yani arka kamerada optik olan portre modu burada dijital. Ama sonuçlar fena değil. Yani bu yüz güzelleştirme vesaire efektlerini de verebiliyorsunuz. Renk efektlerini de verebiliyorsunuz. Fena da olmadığını söyleyelim. Panorama modunu ön tarafta da kullanabiliyorsunuz. Ama normal ana kameranın panorama modu kadar geniş değil. Ama yine de bir ön tarafta da bir panorama modumuz bulunuyor. Bunun dışında kameranın sunduğu özellikler bu şekilde. Aslında bize aşina bir menü geliyor, onu söyleyebilirim. Xiaomi'nin daha önce farklı bir telefonunu kullandıysanız Mi A3'ün menüsü size çok karmaşık ya da çok farklı gelmeyecektir. Fakat benim eleştirdiğim konu, onu söyleyeyim, her zaman da söylüyorum zaten. Bu kameranın 48 megapiksel modunun böyle yukarılarda bir yerde tutulmak yerine aslında menüye eklenmesi daha güzel olurdu. Fakat muhtemelen bu Android One platformu olduğu için daha sade bir arayüz tercih edilmiş. Tüm telefonun arayüzünde olduğu gibi muhtemelen benzer şekilde kamera menüsü de bu sadelikten nasibini almış gibi geliyor bana. Şimdi gelin Xiaomi Mi A3 ile çektiğimiz fotoğraf ve video örneklerine bakalım. Hem gece videosu var, hem gündüz videosu var. Yürürken çektiklerimiz var, zoom girdiklerimiz var. Bunların hepsini şimdi sırayla size göstereceğim. Ayrıca yine bu videoda kullandığımız fotoğraf örneklerinin daha fazlasını ve daha yüksek çözünürlüklü halini videomuzun açıklama kısmında ki bir link olarak da vereceğiz. O galeride çok daha fazla örnek fotoğrafı ve çok daha yüksek çözünürlüklü hallerini görebileceğinizi belirtelim. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoyu Xiaomi Mi A3'ün ön kamerasını kullanarak çekiyorum. Bildiğiniz üzere bu telefon 1080p 30fps video kayıt edebiliyor. Böyle akşamüstü İstanbul'dayız. Akşamüstü saatlerinde açıkta bir hava var. İşte Xiaomi Mi A3'ün ön kamerasının video performansı bu şekilde. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Xiaomi Mi A3'ün ana kamerasını yani arka kamerasını kullanarak çekiyorum. 4K 30fps'ye kadar video kayıt yapabiliyor Xiaomi Mi A3. Bu arada söylemekte fayda var. Cihazın ana kamerasını çekim sırasında değiştiremiyorsunuz. Yani açınızı bir şekilde geniş açı ya da normal açı veya işte 1x olarak 2x olarak tutmanız gerekiyor. Daha sonra çekim sırasında bunu değiştiremiyorsunuz. Böyle bir sıkıntısı var. Genelde bazı telefonlarda, özellikle ucuz telefonlarda bu tarz sıkıntılar olabiliyor. İşte Xiaomi Mi A3'ün ana kamerasının performansı bu şekilde 4K 30fps video kayıt yapabiliyor. Gördüğünüz gibi Xiaomi Mi A3'ün kamera özellikleri işte bu şekilde, videosu ve fotoğrafı bu şekilde. Çok üst düzey bir kamera değil, çok üst düzey sonuçlar da vermiyor ama fiyatına göre sunduklarının yeterli olduğunu söyleyebilirim. Söylediğim gibi birazcık gece modu biraz daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi ama hani ben fiyatına karşılaştırdığımda çok da kötü olmadığını söyleyebilirim. Tabii ki hep daha fazlasını istiyoruz biz kullanıcı olarak. Daha iyisi olsun istiyoruz ama bunun da bir maliyetinin olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ben genel olarak beğendim. Beğenmediğim tarafı video modunda en azından dijital bir titreşim engelleme olsaydı daha az titreşimli videolar çekebilirdiniz. Ama 4K çekiyor olması bence bu şeyi ortadan kaldırıyor. Çünkü bu seviyede 4K video genelde çok görünen bir özellik değil.
Bu özelliklere baktığımızda da, bu fiyat aralığında baktığımızda da 4K'nın pek olmadığını söyleyebilirim. Ve bu bakımdan hani 4K olması titreşim olmamasını birazcık kurtarıyor gibi geldi bana. Gelelim Xiaomi Mi A3'ün fiyatına. Biz bu testi yaptığımız yaklaşık işte Ekim ayının sonlarına doğru, 21 Ekim gibi yaptık bu testi. Muhtemelen 1-2 gün içinde de yayına alacağımız bir inceleme olacak bu. Telefonun fiyatı 1700 lira civarındaydı. Yani 2000'lerden giriş yapmıştı ama 1700-1800 lira bu telefonu bulabiliyorsunuz. Fiyatına göre kamerasının çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Az önce de söylediğim gibi eğer titreşim engelleme özelliği olsaydı videodaki sonuçlar biraz daha iyi olabilirdi. Ama işte 4K çekiyor olması, gece modunun olması, yeteri kadar çok hani tam anlamıyla beğenmesek de yine de işe yarar bir gece modunun olması bizlerden olumlu puan aldı. Xiaomi Mi A3 ile ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşırsanız elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağımızı söyleyelim. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağlarından takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.